Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Kartopunu, bebeğini kullanacağım. Evet, modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 8 ve 8'in katları artı 3 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Evet, ben şöyle ilmeklerimi tamamladım. Toplamda 19 ilmekten anlatım yapacağım size. İki model üzerinden yani anlatım yapacağım. Modeli anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü atıyorum. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım. Bir sıra haroşe öreceğim ve ön yüzden modelimin kurulumuna geçeceğim. Şöyle ilk sıra olduğu için kenar ilmeğini de örüyorum. Bence modelimize lastik de gerekmiyor zaten. Hafif dilimli duran bir model. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Bir sıra haroşemi ördüm. Modelimin ön yüzündeyim ve modeli kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğini şöyle örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz örüyorum. Daha sonra bir artırma yapıyorum. 2 ilmek düz ördüm. Sıradaki ilmeği örmeden şişimi aldım. İpimi arkada. Sıradaki 2 ilmeği ikisini birlikte şöyle örüyorum. Bir ilmeğe düşürdüm. Örmediğim ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlattım. Şimdi burada eksiltme yaptık ama kenarlarda artırma yaptığımız için yine sayı dengelenecek. Devam ediyorum. Yine 2 ilmek düz ördüm. Bir artırma yaparak bir ilmek düz ördüm. Burası bir model. Tekrar şimdi düz ilmeğimizi örmüştük. Bir artırma yapıyorum. 1 2 ilmek düz ördüm. Sıradaki ilmeği örmeden şişimi aldım. 2 ilmeğimin ikisini birlikte düz örüyorum. Bir ilmeğe düşürüyorum. Bu örmediğim ilmeğimi ördüğüm 2 ilmeğin üzerinden atlatıyorum. 2 ilmek düz ördüm. Bir artırma yaptım. Bir ilmek düz örüp kenar ilmeğimi düz örüyorum. Devam ediyorum. Modelimin ikinci sırasında ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Model sadece ön yüzden kuruluyor. Arka yüzde herhangi bir işlem yok. Bütün ilmekler ters örülecek. Modelimin ikinci sırası bu. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Arka yüzde ilmeklerimin hepsini ters ördüm. Modelimin ön yüzünde ve üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine bir ilmek düz ördüm. Bir artırdım. 2 ilmek düz ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini birlikte düz ördüm. Bir ilmeğe düşürdüm. Örmediğim ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlattım. 2 ilmek düz örüyorum. Bir artırıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Yani ilk sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz yine. Bir artırdım. 2 ilmek düz ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimin ikisini birlikte düz ördüm.
Örmediğim ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlattım. 2 ilmek düz ördüm. 1 arttırma yaptım. 1 ilmek düz, kenar ilmeğini de düz ördüm. Modelimiz şöyle hafif dilimlemeye başladı zaten. Modelimin 4. sırasında ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Dediğim gibi arka yüzde herhangi bir işlem yok. Model normalde 4 sırada bir kendini tekrar ediyor. Bir modelden diğer modele geçiş yapmak için 2 sıra düz, 2 sıra ters öreceğiz. Ondan sonra diğer modelimizi kuracağız. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Evet, bakın modeli dediğim gibi bir kez kurduk normalde. Şimdi diğer modeli kurmadan önce şöyle ilk sırayı birlikte örelim. Bütün ilmeklerimi ön yüzde düz örüyorum, arka yüzde ters. Bu işlemi 4 kez tekrar ediyoruz. Önlü arkalı olacak şekilde. Daha sonra ikinci modeli kuracağız. Yapımı oldukça kolay modelimizin ve kenar ilmeği. Evet, ben diğer sıralarımı tamamlayıp geliyorum. 4 sırayı tamamladım. Şimdi ön yüzdeyim ve tekrar model kurmaya başlayacağım. Modelimiz zaten ilerledikçe kendini gösterecek. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 1 ilmek düz ördüm. 1 arttırdım. 2 ilmek düz ördüm. 1 ilmek örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimin ikisini birlikte düz olarak ördüm. 1 ilmeğe düşürdüm. Örmeden aldığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlattım. 2 ilmek düz ördüm. 1 doladım. 1 ilmek düz ördüm. Tekrar 1 doladım. 2 ilmek düz ördüm. 1 ilmek örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimin ikisini birlikte düz ördüm. Örmediğim ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlattım. 2 ilmek şöyle düz örüyorum. 1 ilmek arttırdım. 1 düz, 1 de kenar ilmeğimi düz örüyorum. Evet, ikinci modelimizin birinci sırasında kurmuş olduk. Arka yüzde bütün ilmekleri ters örüp geliyorum. Devam ediyorum. Arka yüzde bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Modelimin ön yüzündeyim ve 3. sırasındayım. Kenar ilmeğinden sonra 1 ilmek düz ördüm. 1 arttırma yaptım. 2 ilmek düz ördüm. 1 ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimin ikisini birlikte düz ördüm. Bu örmediğim ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlattım. 2 ilmek düz örüyorum. 1 arttırdım. 1 ilmek düz ördüm. Tekrar 1 arttırdım. 2 ilmek düz ördüm. 1 ilmek örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimin ikisini birlikte düz ördüm. Örmediğim ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlattım. 2 ilmek düz ördüm. 1 doladım. 1 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Arka yüzde de yine bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Evet, model bundan ibaret. Modelimiz 4 sırada bir kendini tekrar ediyor. Modellerin arasında da 2 sıra düz, 2 sıra ters örgü var. Şimdi bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Modelimiz zaten anlaşılır oldu. Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denemiştim. Bir de onu göstereyim size. Ve kenar ilmeği. Evet, bakın şöyle modelimiz ortaya çıktı. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size.
Bu da modelimin daha büyük hali. Ben burada da alt kısmına lastik geçmedim. Dediğim gibi şöyle alt kısmı dilim dilim durduğu için bence gerek de yok. Modelimin arka yüzü bu şekilde. Ben burada 5 model üzerinden denedim modelimizi. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Dilerseniz yazlık koton iplerle yazlık bluzlarınızı da deneyebilirsiniz. Çünkü ajurlu bir model. Bence beyaz renge de çok yakıştı bu model. Birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.